gittiğimde kazandığım en kazandım. büyük ödül. Sen ee, Küba'ya gitmiş miydin? Küba'ya yok gitme fırsatım yani, olmamıştı. Yok, evet. Ama ben kendime şöyle bakıyorum. Survivor'daki yolculuktaki en büyük ödülü ben kazandım. Birleşme Partisi'ndeki şarkı yarışmasıyla ben Domini'ye gitme ödülünü evet, kazandım. Evet. Yani Aa bilin doğru mi? sen seneye şimdi yani. herhalde hanımla beraber seneye of, of çok zaten çok iyi ya. Yansıdı mı bilmiyorum röportajlara. Kazandı kazanmaz. İlk başta ben anlamıyorum. Hani o ödülün ne olduğunu. Aha. Birleşme partisi bitiyor, tekrar kampa dönüyoruz, tekrar böyle kafayı koyduğum zaman, tamam ben ne kazandım falan oldu böyle. <laughs> Hakikaten Eğlenceli çok büyük bir şey. Herhalde bir Ve hafta. İlk niyetim, Ekin'le beraber orayı koşacağım. O 180 nabızlı o parkuru bitire. Hadi şimdi daha at fal <laughs> Hadi. Aynen. Bak o kadar bak, keyifli geçiyor ki bak şimdi 4-9 Haziran'da da zaten e, bizim e, Acun Medya'nın bir turu var. Evet. E, oraya gidenler gittiği zaman parkuru deneyimliyorlar. Abi evet. Parkuru deneyimlemek dışında Domini geziyorlar. Orada işte yarışmacıları yakından görüyorlar Acun abiyle. Oyunlarını tanışıyorlar. izleyecekler. Evet. Öyle bir tur da var. E, siz de herhalde bir haftalık e, böyle bir Biz hem tatil yapacaksınız hem de oyunlarda. Sen İnşallah şeye denk gelirsek hani sen de biliyorsun bazen gün bitiyor, ışıklar yakılıyor, artık oradaki müsabakacılar bitmiş oluyor. O zaman benim de vicdanım el vermez ama bazı evet. oyunlar vardır öğlen böyle 3-4 gibi falan biter. O ekip de yorulmamışken, herkes daha sabırlıyken öyle bir güne denk gelirsek ben ekinle bir parkur koşmak istiyorum. Süper. O <laughs> zaman bir Şirinler testi yapacağım sana. Şirinler'deki karakterleri adadaki arkadaşlarınla zaman geçirdiğin, mavi takımdan, kırmızı takımdan ya da gözlemlediğin kişilerle eşleştirirsen çok sevinirim. Dediğin gibi onaylı bir test Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. O yüzden kafan rahat olsun. Yani hani şey bir test. sağlam. ol Adada en çalışkan. En çalışkan. Hı hı. Ee, Valla barış çok çalışkandı. Barış. Evet. Yani bilmiyorum ne kadar yansıdı izleyiciye ama e, ne zaman bir şey olsa işte Balık tuttuk mesela. Hadi abi temizleyelim. Hadi abi ateş toplayalım mı falan diye. E, herkes üstüne düşeni yapıyordu ya da rica ettiğinde hadi arkadaşlar bir ateş toplayalım dediğinde herkes kalkıp yapıyordu. Ama sormadan gelip bir şey lazım mı bir şey yapalım mı diye soran adam mesela barıştı. En tembel, en tembel. Sanırım ilk başlarda Buse'ydi. <laughs> Çok yatıyordu ve genellikle kokonat kırmalıydı. <laughs> en uykucu, en uykucu. Ee, yani sürekli. ve hani atıyorum sabah geç kalkıyor oyundan Yusuf, geliyor hemen yatar. Yusuf. Yusuf. Ama Yusuf e, biraz da sporcu geçmişiyle bilinçli bir yerden yapıyordu bunu. Hmm. E, yani Yusuf. Boş zamanlarında ve bir iş yapılmıyorsa yatmayı tercih ediyordu. Çünkü vücudu bir şekilde dinlendirip kas rejenerasyonunu da tekrardan hani müsabakaya çıkacağız diye bunu bu yerden yapıyordu. Genellikle geç uyanan Yusuf'tu. Peki en kulisçi, hani böyle gitti konseye tam böyle başlayacak mikrofonları taktılar. Abi kimi yazacağım? Ne yapalım? Bak şöyle bir durum var falan böyle var mıydı? Kulisçi. Kulis yapan böyle. Ha. Kulisçi yoktu ya. Yani Hiç. Ee, bir kere bizim ilk zamanlarda yaşadığımız konsey olayından dolayı Ertuğ'u eleştirmiştim ben. Ee, Ertuğ kulisçi midir diye sorarsan bence kulisçidir demem. O gün ona yaptığım eleştiri şuydu sadece. Bana e, konseyde dile getirdiğim bir şeyi neden önden bana sormadın ya da benimle konuşmadın. Hmm. Ya da işte e, hani hmm. bir şey konuşulduğunu söyledin Çağla ile ilgili. Ve o konuşulurken sen de oradaydın. Bana niye niyetimi ya da bunu öyle söylüyorsun da bence bu yanlış demedin de 10 hmm. gün o evde bekledik de İlk konseyde daha yakın hmm. görüldüğün insanlarla bunu dile getirdin diye. Ee, dediğim gibi Ertuğ Kulisçi midir? Hayır kulis yaptığını düşünmüyorum ama buna en yakın hareketi de Ertuğ'dan görmüştüm. Bir en bağımsız başına buyruk hareket eden? Bağımsız. Barış değil mi? Barış. En anaç ya da babacan? Adada böyle herkesi toparlayan, ateşi yakan? Ben. <gülüyor> <gülüyor> en sinirli sert? En sinirini yani sayan, şimdi Yusuf mu diyelim, Halil mi diyelim. En, en sinirine hakim olamayan Yusuf'tu. Yusuf. En sakin? <laughs> Barış da keza sakindi bu arada. Peki adada en becerikli? En becerikli. Ada hayatında en becerikli de kusura bakmayın biraz kibirli olmasın ama kendimdim ya da işte Halil de diyebilirim burada Halil de mesela hı hı. gittiğimiz yerde bir yaşam alanı yaratmak ve baraka kurmak konusunda bayağı becerikli ve iyi hı hı. en komik en komik ben en çok Kürşatla eğlendim. Kürşatla <laughs> evet. zaten Kürşatla alakalı herkesin dediği bu arkadaş ilişkilerinde çok iyi hani evet. o tarafa çok kotardığı için de yazılmıyor diyenler var yani bizim birbirimize desteğimiz çok oldu Kürşatla yani benim düştüğüm zaman o beni toparlıyordu ya da o düştüğü zaman ben onu toparlıyordum Kürşat'la çok eğlenmiştim. Çıktıktan sonra görüştünüz mü? Ee, i̇lk telefonla konuştuk havalimanından da. Abi İstanbul'a indim diye. Yani mesaj attı zaten. Abi ne yapıyorsun abi diye direkt oradan telefonlar geldi. Ondan sonra Kürşat'la da Bismillah iner inmez konuştuk. Parkurda en hızlı. Parkurda en hızlı. Nefise olabilir. En yavaş. En yavaş. Bu seydi sanırım benim olduğum dönem hı hı. Atışlarda evet. en becerikli. Özgür. Özgür. Peki şampiyon olsa sevinirim diyeceğin kişi şu yedi kişiden kim? Kimler vardı en son bakayım. Saher her gün değişiyor artık. En son, tabii, tabii. Aziz de gitti şimdi. Özgür Osmancan, Asena, Yusuf, Nefise, Ertuğ, Cansu. Valla genel itibariyle bilmiyorum tabii şöyle. özgürle çok güzel bir muhabbetim oldu. Özellikle Birleşme Partisi ile başlayan. Zaten genelde de parkurlarda çok birbirimize saygılıydık. Ben Survivor'ın safi başarı üzerinden de, e, değerlendirilmemesi gerektiğini hep düşünüyorum. Yani parkur başarısı, atış başarısı, beşeri münasebetler, insanlarla olan ilişkiler, saygı Hı -hı. çerçevesi ve muhabbet olarak baktığımda ve bütün isimleri düşündüğümde özgürlerim. Gerçekten sevinirim dediğim. Ha, diğerlerini daha az seviyorum değil ama anlaşabildiğim, anlaşamadığım isimler var. Ve bazen mesela... <laughs> Ne kadar başarılı bulsam da hayattaki duruş olarak ya da olaylara bakış açısı ya da insanlarla evet. iletişim olarak şampiyon olmaması gerekir diye düşündüğüm insanlar var. Yalan değil. Peki İstim sert bir mi? soru ama şampiyon evet buraya geleceğim şampiyon olsa üzülürüm ya da hani şampiyon olmasını çok istemem diyeceğim biri var mı? Bunu genelde cevaplamıyorlar ama Ben de cevaplamak istemem. Burada <laughs> e, masada herkesin seveni var, herkesin destekleyeni var. Burada kimsenin oyuna bir balta vurmak ya da e, ya yani, Tekrar arkadaşlar aynı yere geliyoruz. Burada beş aydır bir program var ve kameralara yansıyor. Kimin ne olduğu ya da kimin neye ne yaptığı herkes tarafından görülüyor. Bu son celsede takdir edilecektir ve buna göre oy atılacak diye düşünüyorum. Peki bu seneyle ilgili en büyük pişmandı. Yani geriye dönsem şunu değiştirmek isterdim. Şu olayı ya da şu tarafımı, şuradaki hareketimi. Valla... Şunu net değiştirdim dediğim bir şey gelmiyor abi ya. Yani evet belki bazı yerlerde dediğiniz gibi daha cevval davranabilirdim. Ama o tartışmayı başka bir yere taşıyabilirdi. Karşı hmm. taraflarından hep bunu hissettim. Ee, başında da söylediğim gibi ben bir şeyi bir hadi iki defa konuşma yalnızıyım. Ama öyle karakterlerle karşı karşıya kaldığımı hissettim ki bu sene. Burada bu tartışmadan galip çıksam yarın başka bir tartışmanın içine çekileceğim. Ya da burada bunu söyleyip o ne güzel cevaplar da olsa... Biliyorum ki ertesi gün başka bir yerden başka bir taarruzla karşılaşacağım. Hı hı. Ee, ben bunu yaşamayı tercih etmedim. Ben Survivor'u yaşamak istedim. Orada gittim. Yeri geldiğinde baraka yapımında bulundum. Yeri geldiğinde oyun kaybediyorduk. Kendi yemeğimi bir şekilde sudan çıkarttım. Bilmem nereden çıkarttım. Ee, Survivor'ın sadece parkur olmadığı, oradaki bütün her şeyle birlikte yaşanan bir yaşam olduğunu ve bu yaşama e, ne kadar odaklanabildiğinle alakalı olduğunu hissetmeye hı hı. ve hissettirmeye çalıştım. Bence tüm bunlar ele alındığında mesela parkur olarak ya da skor olarak çok başarılı görülen isimlerin aslında ada hayatının daha ön planda olduğu ya da Survivor'ın başka önlerinin de olduğu bu kadar olimpik olmayan bir e, olaydan ibaret olmasaydık çoğu yerde başarısız olacağını da düşünüyorum. Peki bu tecrübeler.